Merhabalar, ben Kötü Skripte ve Baştan Aşağı Greg Tekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde multiblockları bir söylemiştik. Şimdiki bölümde yapacağımız şey elektrikli aletler. Evet, elektrikli aletlere girişeceğiz. İlk olarak elektrikli aletler arasında yapmamız gerek. Çoğunuzun ilk dikkatini çekecek olan driller. 3 farklı tip drill var. Bunlar low voltage drill, medium voltage drill, high voltage drill. Low voltage drill, stainless steel, yani paslanmaz çelik. Normal bateri ve low voltage motorla yapılıyor ve herhangi bir başlıkla. Medium voltage, titanyumla, medium voltage ve medium voltage bateri. Aynı şekilde high voltage da tungsten steel'le vesaire vesaire. Bunların base değerleri farklı. Base level'ları farklı. Yani başlığa göre level'ı bir artıyor. Level'lar kazabildiği maksimum dereceyi belirler bu arada. Unutmayın. Ve tamamen custom bir biçimde yapmanız gerekiyor. Yani Creative'den aldığınız pek işe yarar değildir. Özellikleri nedir? Özelliklerini tarif edeceğim, gösteremeyeceğim. Basitçe toprağa, kayayı ve madenleri kırabilirler. Yani kısacası kazma ve küreğin birleşmiş hali diyebiliriz kendisine. Elektrikle şarj etmeniz lazım. Yani şarj olmaları lazım. Aksi halde çalışmazlar. Ancak durability'leri var. Durability nedir diye soracak olursanız, her işlem yaptığınızda %4 oranında damage alma olasılıkları var. Yani kırılabiliyorlar en sonunda. Fakat bunları disassembler'a koyup çalışırdığınız takdirde kırılmalarına çok yakın bir ara bunların parçalarını geri alıp tekrar birleştirebilirsiniz. Yani bir iki parça kayboluyor tabii. Aynı mantıkla chainsaw da mevcut. Chainsaw nedir diye soracak olursanız gene. Chainsaw'ın özelliği testeredir. Kendisi aynı zamanda silah ve sanırım Creative'den aldığım için çalışmıyor ya da evet. Tabii ki de Creative'den alınca çalışmıyor. Ama silah olarak çalıştı. Bunun yanı sıra kullanabildiğiniz başka bir noktası da Materials Main. Main altında yer alıyorlar muhtemelen, evet. Buzu kırabilir. Ayrıca sickle olarak da, sickle demişim. Makas, evet, sickle olarak da çalışabiliyorlar. Tabii demin çalıştıramadım. Koyunlarda çalışmıyor olmayabilir, onu denersiniz. Emin değilim şu an ben. Evet. Ardından electric wrench. Tahmin etmesi zor olmasına gerek. Normal wrench'in elektrikle çalışan versiyonu. Birebir aynı şey. Sadece çok daha uzun dayanıyor ve çok daha dayanıklı. Sıradaki aletimiz bassal. Bassal da gördüğünüz gibi değişik şeyler de yapılabiliyor. Durabilitesini belirliyor. Açıklamada blokları harvest, yani blokları kırmak için mantıklı bir seçim değil yazıyor zaten. Bunun kullanım alanı tamamen crafting. Crafting'de testereye kıyasla inanılmaz derecede az enerji harcıyor ve durability ya da chainsaw'a kıyasla. O yüzden crafting resipilerinde bunu kullanmanız çok daha sağlıklı oluyor ve jackhammer. Jackhammer nedir diye soracak olursanız, tamamen sadece kaya kırmak istiyorsanız eğer jackhammer'ı alacaksınız ve bir tıkladığınız takdirde dağ yıkacaksınız. Tabii o biraz abartı ama yani bir tıklamada 5-6 bloğu birden kırabiliyorsunuz. Jackhammer'ın hızına bağlı olarak. Ve screwdriver. Screwdriver'ın ne olduğu zaten adından belli. Bu tamamen elektrikli bir versiyonu, yani çok daha az durability harcıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak şu arkadaş da karları temizlemek ve bu arkadaş da bu işe yarıyor. Pizza yapımında yarıyor. Diğer bahsedeceğimiz şeyler Greg Tekin yemekleri. Bu yemekler nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız, IC2'nun croplarıyla elde ediliyor. IC2 cropları için
Benim IC2 kroplarıyla ilgilendiğim videolara ya da eski IC2 tanıtımıma bakabilirsiniz. O sistem hiç değişmedi. Yani rastgele olasılıklarla değişik bir şeyler elde edebiliyorsunuz ve karşılığında yemekler elde ediliyor. Tabii yemekler şurada listeleniyor. Yemekler konusunda önerdiğim önemli bir şey, hepsinin açıklamalarını okuyun. Çünkü aşırı komik açıklamalar var. Mesela ketçaplar beraberinde verilmiyor. Ya da patates cipsi lezzetli havayla dolu. Yani Lay's esprilerini bilirsiniz. Evet. Bunun yanı sıra Veggie Burger, yani sebze burgeri, ne olarak çağırırsan, ne olarak seslenirsen seslen, bu bir burger değil diye. Bunun yanı sıra hamburgere böyle bir açıklama. Etsiz diyor veggie sandviçe. Cheese sandviçe say cheese. Peynir de. Bunun yanı sıra bacon sandviçe ve en iyi sandviç. Steak sandviçe bir kere kazara steam sandviç demiş Greg. Orada da bunu diyor zaten. Evet, bir kere kazara steam sandviç dedim ona. Pizzalar. Evet, Greg'in yemekleri bunlar. Ayrıca size ufak bir tavsiyem. İçmemeniz gereken iki şey. Bunlar. Ama bunları başka işlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela oklarda. Oklara değinmişken Greg Tech'in oklarına değinelim. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla ok mevcut Greg Tech'te. Ve bir tane... Bir tane bob alalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet de güçlü damage'ları var. Ve istediğiniz aspect'i de içine koyabiliyorsunuz. Daha sonra içine koymuyorsunuz da anladınız siz onu. Bunun yanı sıra bu şekilde zehirli oklarda yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zehirlendi. Ya da değişik efektler. Mesela evet, bu çeşit potion efektleri koyabiliyorsunuz. Ayrıca radyoaktif ok var. Ve light arrow'lar. Şimdi light arrow ile normal arrow arasındaki farkı gösterelim. Hangi arrow kullanalım? Iron Arrow ilk olarak. Tam olarak buradan şu açıyla ateş ediyorum. Ardından bunu kaldıralım. Iron Light Arrow. Yine aynı açıyla. Evet, şimdi gidip arrowlarımızı bulalım. Bu sanırım Iron Arrow. Evet, Iron Arrow'umuz burada. Ve yaklaşık 2-3 katı bir mesafeyi de Light Arrow kat etmiş. Yapımları nasıl diye soracak olursanız, Iron Arrowhead, Stick ve Feather. Iron Arrowhead bu şekilde yapılıyor. Ya da çok daha ucuz bir yapım yöntemi olarak şunu kullanabilirsiniz. Yani burada da bir ingot'tan, tabii bir ingot'tan ne kadar elde edebildiğimizi görürsek eğer. Evet, o kadar çok recipe var ki. Bir ingot'tan bayağı bir şey elde ediyorsunuz diyelim. Yani 4 tane elde ediyorsunuz bir ingot'tan Iron Arrowhead elde edebilmek için. Yani kısacası bir fazla elde ediyorsunuz. Light Arrow'a bakacağımız takdirde plastik rod kullanıyoruz bunda. Bu da bu şekilde yapılıyor. Kısacası Rain bu çeşit okları da var. Light Arrow'lar kesinlikle ama kesinlikle Nether'da çok daha işinize yarayacaktır. Özellikle Ghast'lara kıyasla karşı. Çünkü biliyorsunuz Ghast'lar işkencedir. Evet, diğer bir aletimiz
Portable scanner. Portable scanner nedir diye soracak olursanız. Bir çeşit debug arayıcı, herhangi bir Minecraft item'ının, Versus Blue'nun genel özelliklerini size gösterir. İşlem yapıyorsa işlem durumunu, içinde barındırdığı enerjiyi, şudur budur. Hepsini size gösterir. Bu coverları bir sonraki bölümde değineceğim. Bu ise henüz hiçbir işe yaramayan bir arkadaşımız. Coverlar içerisine şunlar da giriyor. Onları da değineceğiz. Evet, sanırım bu bölümümüz tam olarak burada bitiyor. Kısa bir bölüm oldu. Yani beklediğiniz gibi. Bir bakalım kaçırdığım önemli bir şey var mı? Bu kitaplar önemli bir şey değil. Açamıyoruz zaten. Çünkü henüz Gregtek onları tam olarak yerleştirmedi. Evet. Kaçırdığım başka bir şey var mı? Spray canları göstermek isterdim fakat henüz spray can yapmanın yolu yok. Aa, var. Ay, yok. Çünkü henüz boyaları eklemenin yolu yok. Gördüğünüz gibi. Boyaları ekleyemediğimiz için şu an bunları kullanamıyoruz. Yani Gregtek henüz boyaları eklemedi. Onlar eklendiğinde bunlar da kullanılabilir olacak. O zaman değineceğim. Kahvemiz var. Evet. Gregtek coinlerini ise tamamen server içi alışveriş için kullanabilirsiniz. Evet. Bu kadar bu bölüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler. İyi eğlenceler.